Merhabalar bu videoda zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını göreceğiz. Dilerseniz detaylarına bakalım. Şimdi bazı cümlelerde iyilik zamirinin kullanılmaması anlam belirsizliğine yol açar. Evet cümlenin başına hem senin hem onun zamirini getirebiliyorsak anlam belirsizliği vardır demektir arkadaşlar. C büyük olacaktı cümlenin başı olduğu için. Örneklere bakalım. Çok fazla ayrıntısı yok bu başlığında arkadaşlar. Ehliyetini polis almış. Kimin ehliyetini? Onun uyuyor, senin uyuyor. Dolayısıyla burada bir anlam belirsizliği var. Yani zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. İkinciye baktım. Hayatını filme almış. Kimin hayatını? Senin hayatını filme almış oluyor. Onun hayatını filme almış yine oluyor. Yine burada arkadaşlar zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur diyebilirim. Son örneğe bakayım. Yarışmada birinci olduğuna sevindim. Kimin birinci olduğuna sevinmiş? Senin birinci olduğuna sevindim oluyor. Onun birinci olduğuna sevindim bu da oluyor. Dolayısıyla burada bir Anlam belirsizliği var. Her anlam belirsizliği de beni anlatım bozukluğuna götürür arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Sebebi nedir? Zamirlerin kullanılmaması, yani zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu şekilde arkadaşlar zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları da. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sınavlarınızda hepinize başarılar dilerim. İyi günler, iyi çalışmalar.